Her video oyunu kendine göre bir maceradır. Ancak bir macera oyunu olmanın ne anlama geldiğini gerçekten yakalayabilen yalnızca birkaç oyun var. Bu oyunlar keşif açısından ağır olma eğilimindedir ve çoğu zaman derin bir hikayeye de dayanır. What Remains of Edith Finch. Oyun endüstrisinde birçok övgü alan etkileyici bir yapımdır. Bu oyun birinci şahıs bakış açısından oynanan bir macera oyunudur. Ve oyuncuyu Finch ailesinin malikanesine, ailenin tuhaf ve keder dolu geçmişini keşfetmeye davet eder. Oyun, Edith Finch'in ailesinin geçmişini araştırırken bulmacaları çözmeyi ve anılarla dolu odaları keşfetmeyi içerir. Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, her bir aile üyesinin ölümünün anlatıldığı farklı hikayelerdir. Bu hikayeler genellikle sıra dışı ve çarpıcı bir şekilde sunulmuştur ve oyuncuya derin bir duygusal deneyim yaşatır. Oyun, hikayeleri anlatmak için olağanüstü görsel ve işitsel unsurlar kullanır ve oyuncuyu her bir hikayenin içine çeker. Sonuç olarak, What Remains of Edith Finch sadece bir oyun değil, aynı zamanda sanat eseri niteliğinde bir deneyimdir. Oyun, etkileyici hikayeleri, güçlü atmosferi ve yaratıcı oyun tasarımıyla oyun severlere unutulmaz bir deneyim sunar. You received the ashes? Yes, I scattered them this morning. I imagine you must miss her. She was the only family I had. Yıllar önce deneyimlediğim ve aklımdan hiç çıkmayan harika bir macera. Ustaca hazırlanmış bir senaryo, harika seslendirmeler ile çok kaliteli bir point-click yapımı sizleri bekliyor. Toplamda 5 oyundan oluşan serinin ilk oyunu, Blackwell Legacy. Bir medyum olduğunu keşfeden Rose Angela Blackwell'ın ve ruhani rehberi olan hayalet Joe Malro'nun öbür dünyaya geçişlerine yardım etmeye çalıştıkları hayaletleri konu alıyor. Dave Gilbert tarafından kaleme alınmış, ustaca işlenmiş bir hikaye. Atmosfer açısından The Blackwell Legacy, New York'un sokaklarını ve karanlık köşelerini başarıyla yansıtıyor. Retro piksel sanatıyla oluşturulan grafikler, oyuncuları gizemli bir atmosfere çeker. Ayrıca oyunun müzikleri de hikayenin tonuna mükemmel bir şekilde uyar. Hello! Anybody? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. You've been... The Walking Dead, kırılma noktasına gelen ilişkilerde orta yolu bulabilmek ve hayatta kalmak için korkunç kararlar verebilmek üzerine kurulu harika bir yapımdır. Oyun endüstrisinde hikaye anlatımı ve karakter gelişimi konusunda bir çığır açtı. Oyuncuların karşılaştığı zor seçimler duygusal bağ kurmalarını sağladı ve hikaye boyunca gerilimi artırdı. Ayrıca oyunda alınan kararların sonuçları gerçekten etkileyiciydi. Bu da oyuncuların deneyimini daha da derinleştirdi. Sonuç itibariyle zombi klişesinin içerisine biraz dram, biraz da ciddiyet katarak biz oyunculara hayatımız boyunca unutamayacağımız bir macera yaşattı. I saved you. And I'm here to save you again. Baldur's Gate serisi, rol yapma oyunu tutkunlarının kalbinde özel bir yer edinmiştir. Bu efsanevi serinin uzun bekleyişinin ardından gelen devamı olan Baldur's Gate 3, heyecanla beklenen bir başyapıt olarak oyuncuları selamlıyor. Larian Studios'un kendi büyülü dokunuşunu eklediği bu yeni macera, Dungeons and Dragons evreninde unutulmaz bir yolculuğa çıkartıyor. İyi ile kötü arasındaki ince çizgide yürümek her kararın ağırlığını hissettiriyor ve oyuncuları sürekli olarak düşündürüyor.
Zindanların karanlık koridorlarından ışıl ışıl kasaba meydanlarına kadar Baldur's Gate 3 görsel bir şölen sunuyor. Derin hikayesi, etkileyici grafikleri, stratejik savaşları ve zorlu bulmacalarıyla oyuncuları büyüleyici bir dünyaya davet ediyor. Larian Studios'un özenle tasarlanmış bu başyapıtı, Baldur's Gate serisinin efsanevi mirasına layık bir devam olarak kabul ediliyor. Silence. Duygusal derinliği ve dokunaklı hikayesiyle Life is Strange adını haklı olarak oyun dünyasının en etkileyici yapıtlarından biri olarak kazanmıştır. Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen bu benzersiz serinin her bölümü oyuncuları unutulmaz bir yolculuğa çıkarır ve seçimlerinin sonuçlarını derinden hissettirir. Karakterlerle etkileşime geçmek, bulmacaları çözmek ve olayları analiz etmek oyuncuların hikayenin seyrini değiştirebilecek önemli kararlar almasını sağlar. Bu seçimlerin sonuçları oyunun ilerleyen bölümlerinde belirgin hale gelir ve oyuncuların düşünce tarzlarını ve empati yeteneklerini sınar. Oyun dünyasında bazı yapımlar bazen oyun olmanın ötesine geçer ve oyuncuları derinden etkileyen deneyimler sunar. Bu nadir eserlerden biri de Journey'dir. Journey sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir sanat eseri ve duygusal bir yolculuktur. Estetik, atmosfer, hikaye ve etkileşim unsurları bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaratır. Journey, oyunların sadece eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda sanat ve duygu ile dolu derin deneyimler olduğunu kanıtlar. Bu nedenle Journey, oyun dünyasında eşsiz bir yere sahiptir ve her oyun severin deneyimlemesi gereken bir başyapı. Uzun yıllar boyunca video oyun endüstrisi birçok dikkat çekici yapımla dolu olsa da aralarından sıyrılan ve eşsiz bir deneyim sunan nadir eserler vardır. İşte bu nadirliklerden biri de Shadow of the Colossus'tır. Bu oyun sadece eğlence amaçlı bir oyun olmanın ötesine geçerek sanatın ve duyguların bir araya geldiği bir başyapıta dönüşmüştür. Shadow of the Colossus, olağanüstü atmosferiyle oyuncuları büyüler. İnsanı etkileyen manzara ve çevre tasarımı oyuncuları devasa boyuttaki yaratıklarla dolu gizemli bir dünyaya çeker. Oyunun sessiz ve boş açık dünyası, keşif duygusunu ve hayranlık uyandıran manzaralarıyla oyuncuları etkileyici bir yolculuğa çıkartır. Uzun yıllar boyunca oyuncuları etkilemeye devam edecek ve video oyun endüstrisinin önemli bir parçası olarak hatırlanacaktır. I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Something that's a part of you. Like your name. Guardians of the Galaxy? What? No, Rocket! So I let Groot fill out the paperwork. Hem PlayStation, hem Xbox,
hem de bilgisayarda deneyimlediğim destansı bir macera. Şimdiye kadar oynadığım en kaliteli Marvel oyunu. Gameplay olarak her ne kadar sönük kalsa da günümüzde şu anda piyasada olan büyük oyunlardan bahsediyorum. Çoğundan daha kaliteli bir hikaye anlatımı var. Öyle bir oyun düşünün ki hem dram konusunda hem de komedi konusunda gözyaşlarınızı akıtsın. Oyun içerisindeki müziklerin sadece popüler şarkılardan oluştuğunu zannetmeyin. Kendi orijinal müzikleri bile birer şaheserdir. Çıktığı yıl en iyi hikaye ödülünü alan oyun, aynı zamanda Mass Effect serisinden sonra ilk defa bu kadar kaliteli yazılmış karakterleri içeriyor. Hatta BioWare oyunun senaryosundan o kadar çok etkileniyor ki Guardians of the Galaxy'nin yazarını kendi bünyesine alıyor. Evet, şu anda Mass Effect 4 ekibinde. Aynı zamanda Deus Ex yazarını da almışlardı. Hadi bakalım, konu nereden oraya geldi hiç bilmiyorum. Sonuç olarak karşınızda Taş gibi bir oyun var. Sakın kaçırmayın.